Merhaba can dostlarım, merhaba. Evet, NLP Master uzmanlık eğitimimizle ilişkin onlara konu olan NLP uzmanı olmuş olan arkadaşlarımın ve olmaya aday olan, onlara gönüllü olan can dostlarım için hazırlamayı seçtiğim özet videolar arkadaşlar bunlar. Çünkü bizler zaten workshoplarla detaylara giriyoruz. Burada özet çalışmamızda konumuz, beşinci konumuzun ikinci videosundayız. Affetme konusundayız can dostlar. Ve affetme konusunda biraz önce birinci videomuzda da ifade ettiğimiz gibi dedik ki bizler sonsuz, tanımsız, Yüce Allah'ın nefesinden bir varlık olarak eğer kendi kudretimizi alıp kabul etsek ve arkadaşlar yargılamasak, kendimizi ve başkalarını yargılamasak ve böylelikle de affetmeye de gerek kalmamış olsa, değil mi? Ve mutlu olduğumuz için de bilinçaltı alarma girip kendini koruma altına alacağım diye ta geçmişe doğru izlere gittiğinde hep iyi şeylerle karşılaşsa bundan dahi nasıl olurdu? Evet arkadaşlar, affetmeyle ilişkin çalışmamızda bir deneme yaptık. Dedik ki hatta bazı can dostlarımız bağ kesmeye çalışması olarak da bunu görebilirler. NLP dedi arkadaşlar, affetmek istediğiniz kişiyi karşımızda görüyoruz. Onu tam olarak canlandırıyoruz. Bu bir teknik. Teknikten bahsediyorum. Önce her tekniğe girerken derin nefes çalışması. Bir NLP uzmanı olarak bir danışanımıza eğer bunu uygulayacaksak, o zaman da o kişiye derin bir nefes çalışmasından sonra ne yapıyoruz? Onu rahatlattık. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Onu bu çalışmada kapalı olması için neler mümkün? Affetmek istediğimiz kişiyi karşımızda canlandırıyoruz. Canlandırıyoruz. Bakın, NLP'nin temel özelliği hayal etmek. Bilinçaltı kurgulama NLP. Hangi temelden hareket ediyor arkadaşlar? Çünkü bilinçaltı hayalle gerçeği ayırt edemez. Bundan dolayı biz hayal ederek, en iyi hayal eden en iyi şekilde geleceğini yapılandırır can dostlar. Bundan daha iyi nasıl olur? Hayal etmek, renkli hayal etmek, rengarenk, duyarak böyle resim çizer gibi, fotoğrafını çeker gibi. O anı hayal etmek arkadaşlar. Affedeceğimiz kişiyi de öyle bir hayal ediyoruz ki tam olarak karşımızda gözünün rengi, saçının rengi, yüzünün biçimi, giydiği kıyafet, o an onun ses tonu, efendime söyleyeyim, onunla beraber işte onun sevdiği müzikler, her şeyi kafanızda hayal edin. Tam olarak karşınızda. Hatta kokusunu bile hissedin. Ve o arkadaşınızın olumlu özelliklerini bir tarafa, olumsuz özelliklerini bir tarafa yazıyoruz arkadaşlar. Sağda, solda. Olumlu, olumsuz. Ayırdık, listeledik. Listelerken öylesine listeleme değil, hayal ederek listeleme. Ben bu arkadaşımın nelerini çok seviyorum, nelerini çok seviyorum. Sıraladık. Neyine kızdım? Kızdığım şeyleri de sıraladık. Ondan sonra arkadaşlar sıraladığımız şeyleri yaşayarak sıraladık. Yaşayarak, hissederek, dokunarak, duyarak, fark ederek, resmini çekerek, sesini duyarak, resmederek, olumlu, olumsuz karşımızda. İşte o anda can dostlar ne yapıyoruz? Biz tamamen o anı, sağ tarafı olumlu, sol tarafı olumsuz özelliklerini yazdığımız o anda arkadaşlar biz olumsuz tarafına geçip arkadaşımıza veya o kişiye, affetmek istediğimiz kişiye her şeyi söylüyoruz. Ne hissediyorsak ve onun bizde oluşturduğu semptom neremizde, bunu da fark ediyoruz. Yani neremizde biz ona karşı kızgınlık hissediyoruz, onu da fark ederek her şeyi, ağzımıza gelen her şeyi, ama her şeyi söylüyoruz. Sonra da hemen o anda diğer olumlu bölüme aniden geçiş yapıyoruz. Ve onu da kucaklaşıyoruz arkadaşlar. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve böylelikle de arkadaşlar arkadaşımızı veyahut da o an için karşımızda kim ise onu affetmiş oluyoruz.
Evet arkadaşlar, affetme çalışması ile ilişkin bu bölüm bitmek üzere. Bu çalışmamızda affetme ile ilişkin bütün can dostların, herkesin bu çalışmaları da uygulayarak güzellikle birbirimizi affederek yaşamamız için hayallerimizin ötesinde neler mümkün diyorum. Ve böylelikle 5. konumuz olan NLP uzmanlık eğitimindeki 5. konumuz da burada sona erdi. Aşklar.